Wi-Fi Akademi'ye hoş geldiniz. Levent abi, şimdi ADSL modem gördük, modem Evet. router gördük, router gördük ama bir de access point var. Evet. Yani erişim noktası dediğimiz Evet, cihazlar var. onlar arasındaki farkı konuşmak lazım. Evet. Şimdi kafa karışıyor çünkü bu bir erişim noktası, access Hı. point. Şimdi router dediğimiz cihaz erişim noktasının işini de yapıyor. Doğru. Dolayısıyla kafa karışıyor. Buna niye ihtiyaç var deniyor. Şimdi aslına bakarsan erişim noktası fiziksel olarak yapısı sonucu daha kısıtlı bir cihaz. Bak Doğru. bunda genelde tek Ethernet portu olur. Bunda iki tane var. Birisi kontrol için özel bir durum. Tek Ethernet portu olur. Erişim noktasının yaptığı Wi-Fi cihazlara Wi-Fi bağlanacakları bir nokta Nokta vermek adı sağlamak. üstünde. Ama burada görüyorsun birden çok Ethernet portu var. Bu Tabii. aslında aynı zamanda ADSL modem. Bu tam modem özelliği olmayan Router. router bir cihaz. Bunda görüyorsun işte 4 port var. Bir tane dış dünya ile bağlantısını sağlayan portu var. Doğru. USB USB'ler var. portları falan var icabında. Dışarıdan bile anlayacağın üzere bu çok daha yetenekli bir Geniş cihaz. İçine kapsamlı. de girdiğinde bundaki IP yönetimi, işte paylaşımı Tabii. bir sürü ek özellik sağlıyor. Ve en önemlisi bir senin bu mesela aynı zamanda bir modem. İşte Doğru. ADSL bağlantın var, bunu takıyorsun. Doğru. Her şey çalışıyor. Bu başka bir modeme ihtiyaç duyuyor ama bağladığında işte bütün yetenekleri emrine sunuluyor. Bunun özelliği zaten hani internet bağlantın kurulacak. Böyle bir şey evde olacak ya da ofiste. Oradan kabloyla internet bağlantısını buraya getireceksin. Bu da işte kablosuz cihazların bağlanabileceği erişim noktası olacak. Bundan birkaç tane olabilir. 3 katlı ofisin var. Doğru. Her kata bir tane koyacaksın. Hı. Ama bu tek başına hepsini Hı. yönetecek. Cihazlar bu belki arkada bir yerde duracak. Kendi Wi-Fi falan Hı. olmayacak hatta. Belki de. Cihazlar, kablosuz cihazlar bunlarla konuşacak. Erişim noktalarıyla konuşacaklar. Ama büyük patron arka odada router Bir olacak. de hani biz bir bölümde bahsetmiştik. Şimdi bir router'ın bir yerlere takılması edilmesi biraz problemli. Evet. Mesela bak bu kendiliğinden ayağıyla geliyor. Bunu işte duvara asayım desen engel, Doğru, sıkıntı. doğru. Bunlar biraz daha asılmaya uygun yapılan Tabii, cihazlar. tabii, tabii. Ya şöyle Murat, evde bununla iş biter. Biter. Ama işte kat dedik ya, ya Hı. ev biraz aşırı bir ev söyle, Ya 3-4 tabii. katsa ya da işte iş yeri ise, alışveriş merkezi ise, fabrika ise o zaman bunun erişim gücü tabii ki yetmeyecek. Ya da sen özel bir şeyler yapmak isteyeceksin. O zaman böyle bir router kullanmana gerek yok. Sana daha çok portu olan bir şey lazım. Wi-Fi'ını belki kapatırsın bile ya da Wi-Fi kullanmazsın bile. Onu işte bilgi işlem odasına koyacaksın. Ondan kablolar çıkacak. Senin her kata koyduğun erişim noktalarına ya da işte her daireye koyduğun erişim noktalarına gidecek. Oradaki kullanıcılar da buna bağlanacaklar. Peki sana bir soru Ama Levent dediğim abi. gibi asıl internet bağlantısını sağlayan, Hı. yönlendirmeleri yapan büyük patron Bu. router olacak. Bu şeye çözüm olmaz değil mi? Mesela ben router'ımdan buraya mesela sinyalim gelmiyor. Bununla ben oraya sinyal taşıyayım diye Taşırsın. taşırım ama onun için fazla mı olur ya da başka... Yani ev için fazla olur. Şimdi ev için biz incelemelerini sunduk. Akademide de Hı. bahsederiz menzil uzatıcılardan Tabii. ya da elektrik hattı üzerinden götürenlerden. Ev için fazla olur. Ha ama tak kullan seni kim durdurur? Tabii, o Ayrı ayrı konu. mesele. Bir de şey soruluyor. Hı. Şimdi bunlara hotspot deniyor. Hotspot bu değil aslında. Hotspot bunun, şimdi bunu duvara tak, arkamızda duvara taksak buraya Wi-Fi sinyalini yayacak, bize kablosuz internet erişimi sunacak ya. Tamam. Bu salon hotspot oluyor işte. Hı, Burada evet. internet var, Wi-Fi var. Evet. Cihaz değil Cihaz hotspot. değil. Evet. Peki Levent abi, kullanım senaryosunu da konuştuk. Bu elindeki model mesela bir de tavana takılması için aslında. Evet. Bunun daha küçük. Bu birazcık tavana takılıp bayağı bir işte bir salona falan hizmet vermesi için olduğu için biraz daha büyük. Büyük. Bunun daha küçükleri Küçükleri de de var. var. Biliyorsun cep tipi Tabii, olanları cep var tipleri de falan. var. Erişim noktasında da böylece açıklamış olduk Levent Evet, abi. evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.